Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugün ilginç bir çalışmayı, dünyada neredeyse ilk olan bir çalışmayı sizinle paylaşacağız. Selahattin Demirtaş ve Yiğit Bener'in farklı mekanlarda ortak yazar kimliğiyle ele aldıkları Arafta Düet bugün Zeytin Dalı'nın konusu. Ve Arafta Düet'i konuşmak üzere sevgili Yiğit Bener bizlerle. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk Bilge. Ellerine sağlık. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bugün Selahattin Demirtaş'ı stüdyomuzda ağırlayamıyoruz ama onun koltuğu yanında. Yanımızda, manevi olarak yanımızda. Evet, manevi olarak. Onun da çok selamları var. Hem sana hem Zeytin Dalı izleyicilerine, Medyaskop çalışanlarına selamları var. O da çok isterdi, söyledi. Yani isterdim ama dedi teknik nedenlerden dolayı gelemiyorum. Teknik nedenlerden. Bu da tabii üzüntü verici. Yani kitabı birlikte yazdık. Kitabı konuşma kısmında bir tek ben varım. O biraz üzücü bir şey. Selahattin Demirtaş gibi bir yazarın, bir aydının hapiste ne işi var? O da ayrı mesele. O da ayrı bir mesele. Peki gelelim kitaba şimdi. Hı hı. Böylesi bir ilk neyin karşılığı diye sormak istiyorum ve bununla başlamak dileğindeyim. Bu ilkte neler yaşandı? Meslektaşın olarak çok merak ediyorum. Farklı mekanlarda bunu gerçekleştirmek nasıl hasıl oldu? Şöyle söyleyeyim. Başlangıçta bu kitap bir edebi dostluğun ürünü. Ne güzel. Yani oturup bir kitap yayınlayalım, çıkaralım, şöyle bir konusu olsun, bunu yayınlayalım, hiçbir şey konuşmadık. Bizim zaten Selahattin'le önceden bir tanışıklığımız yok. O hapse girdikten, siyasetçi Demirtaş'ı tabii ki tanıyordum, seçmeniydim. O ayrı mesele ama o hapse girdikten sonra işte edebiyatla da ilgisi olduğunu görünce dayanışma ilişkisi olarak işte ona kitap yolladım. Onun ilk kitabı çıktığında baktım hakikaten bir edebiyatçı. Seher miydi? Seher ilk kitabı. Evet. Yani önce dedim, yani hapiste biri bir hobide olabilirdi ya da bir siyasetçi işte edebiyat üzerinden mesaj vermek istemiş olabilirdi ki meşruydu bu. Ama yok, bayağı bir edebiyatçı kaygısıyla, bir edebiyatçı kaleminden çıkmış dört dörtlük bir edebi eser çıktı karşıma. Onun üzerine işte aramızda böyle bir mektuplaşma başladı yıllar içinde. İlk 2019'da 5 yıl önce bana bir teşekkür notu yollamış. Çok zarif bir insan üstelik. Ayrıca yani insan olarak da çok zarif bir insan. Öyle yazıştık. Sonra işte geçen seçimden sonra işte daha tatsız bir yenilgi duygusu var hepimizde. Onda da vardır eminim. Dedim ki istiyorsan edebiyat üzerine biraz daha yoğun yazışalım. Hani dikkatini biraz edebiyata çekelim. Aktif siyasetten çekildiğini de söylemişti o dönem. Olur falan derken ya bir roman yazalım mı seninle dedi. Çok şaşırdım. Çok onur duydum. Onun böyle bir güven, yakınlık hissetmesine bana yönelik. Ama hiç ne konusunu konuştuk, ne karakterlerini, ne akışını. Sadece ki herkes kendi bildiği gibi, kendi usulüyle yazsın karşılıklı. Bakalım nereye gidecek. Eğer içimize sinecek bir sonuç çıkarsa da yayınlarız. Yoksa da biz aramızda oynamış oluruz. Hatta ben dedim ona. Bülent Ortaçgil'in bir şarkısı vardır. Benimle oynar mısın? Öyle mi diyorsun bana dedim. Oynarım o zaman dedim. Öyle başladı. İkimizin arasında bir oyundu bu. O hapishane hücresinde tabii ki. O bölüm yazıp bana yolluyordu. Ben yazıp yolluyordum. Böyle onun tabiriyle karşılıklı satranç hamleleri gibi. Şimdi yazıyor. Bir yere gidiyor metin ama nereye gidecek tahmin etmek lazım. Onun gideceği yere göre bir pozisyon alıyorsun ama birden ters köşe gelebiliyor. Böyle zor bir iş ya bu. Ya zor olan tek şey neydi biliyor musun? Zor olan onun yazarken hapiste olduğunu bilmekti benim açımda. Bunun dışında inan hiçbir zorluk yaşamadık. Tam tersine çok keyifli bir oyundu. Yani tabii ki edebi olarak teknik zorluğu vardı ama sonuçta ikimiz de edebiyatçıyız o edebi zorluğu listesinden geliriz. O problem değil. Yani emek isteyen bir şey. Evet. Tahmin edeceksin. Dili uyumlaştıracaksın karşılıklı. Ama mesela o kadar kolay oldu ki aslında roman bittikten sonra geriye dönüp bölümlerin hiçbirini değiştirmedik. Yani sadece teknik rötuşlar yaptık. Yani orada şu tarih demiş, öbüründe öbür tarih çıkmış. İkisini uyumlaştırdık. Bu bölümde bir de şöyle bir ayrıntı eklesek iyi olurmuş dedik. Onu ekledik ama bölümlerin akışını, gidişatını hiçbir şey değiştirmedik. Geldiği gibi doğaçlama yazıldı neredeyse bu roman. Yani bir solukta yazıldı diyebilir miyiz? Bir solukta yani birkaç ay içinde, bir seneye yakın bir süreç içinde biraz deneysel bir çalışma oldu. O anlamda edebi olarak çok heyecan verici bir işti. Kesinlikle deneysel canım, onu teslim etmemiz lazım. Şimdi bir de şeyi soracağım, yani kitapta satırlar arasında yol alırken okur olarak felsefi ve siyasal derinlik anlamında da bir ortaklık yakalandığı seziliyor çok net. Evet. Bunu nasıl yakaladınız ya? Ya o işin biraz şaşırtıcı kısmı. Yani şu var tabii. Sonuç olarak Selahattin Demirtaş işte sosyalist diyebileceğim en genel anlamda bir siyasi önder. Benim de geçmişim belli. Ben de sol siyasetten geliyorum. Tabii ki başta çok temel bir ortak zeminimiz olduğu belli ama bu kadar ayrıntısına kadar bir ortaklık olduğunu o yazışmalar sırasında biz de keşfettik ve inan mesela o felsefi siyasi bölümlerin, hele siyasi bölümlerin hiçbirinde en ufak bir şey tartışmamıza gerek olmadı. Yani çok kendiliğinden bir ortak düşünsel zemin ortaya çıktı. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri düşünüyormuşuz her konuda ki yani 40 yıllık yoldaşlar tartışırken ters düşebilir. Evet. En ufak bir tartışma olmadı aramızda. Yani çok doğal bir şekilde farklı kökenlerden ortak bir yere gelmişiz. Bu ortak paydalığın temel nedeninde edebiyatçılık acaba başat rol oynamış olabilir mi? Şöyle siyasi görüş, felsefi görüş tamam bu yıllar içinde oluşan ortak zihinsel referanslarımız, ortak kuramsal referanslarımız vardı muhakkak ama edebiyatçı bakışıyla bunlara bakmak, edebiyatın o hümanizması içinde bunları yoğurmak ayrı bir ortak zemin yaratmış tabii. Yani, çok sesliliğe vurgu çok başka. Bir de siyasetçi kendi düşüncesi etrafına bakar. Mesela general tipi var orada. Evet. Generale siyasetçinin bakışı belli ama edebiyatçı başka tür bakmak zorunda. O generalin içindeki insanı da görmek zorunda. Siyasetçi görmek zorunda değil. Evet. Görse iyi olur. Ama görmek zorunda değil. Görse. Ama edebiyatçı görmek zorunda. O da onu görüyordu, ben de onu görüyordum. Yani orada da bir dediğin gibi edebiyatın ortaklaştırıcı yönü çok önemli. Kesin kesin. Şimdi bir de mesela Akkuyu Nükleer Santrali gibi böyle çok kanırtan bir sembol var kitapta. Bunu mesela konuştunuz mu? Hiç yani oradaki bütün Akkuyu gibi ona benzer bir sürü başka sivri şey var. Onların hiçbirini konuşmadık. Kendiliğinden akışta çıktı. Ve şunu da düşündüm sonra... yani mesela ben bu romanı tek başına yazsaydım ya da o tek başına yazsaydı kesinlikle böyle bir şey çıkmazdı ortaya. Yani o ayrıntılar ve o gerilim, o çünkü mesela yazar okurda bir merak uyandırır yazarken. Tamam. Ama yazar ne yazacağını bilir. Biz ne yazacağımızı yani bilmeden, yani kendimizin aklımızda bir kurgu var mutlaka ama o kurguyu öteki nereye alıp götürecek onu bilmeden yazdığımız için o gerilim yazarların kendisi içinde vardı ve finali de biz final bölümünde keşfettik. Yani bu artık edebiyatın da işi değil, psikiyatrinin işini. Belki böyle bir zihinsel sembiyoz oluştu aramızda. Hakikaten yani. Demek ki böyle bir şey var yani. Bizim hepimizde var. Var tabii yani. Niye iki edebiyatçı yan yere gelip hani birbirine diyelim ki toplumsal imajlarıyla baktıklarında yan bakabilirler. İşte o da burada ukaralık ediyor, o da burada bilmem. Ama şimdi yan yere gelip sohbet ettiğimizde hepimiz aynı masanın başına geçip yazarken aynı işi yapıyoruz sonuç olarak. Bir de Selahattin'le bir başka ortak yanımız edebiyatçı yönümüzü de belirleyen bir şey. Onun da metinlerinde mizah ve ironi çok önemli bir yer tutuyordu. Eski metinlerinde benim de öyle. Evet. O mizah ve ironi de bizi yakınlaştırdı. Yani birbirimize de şaka yapıyorduk yazarken. Yani öyle bölümler oluyordu ki ondan bir şey geliyor. Ben kahkahalarla gülüyorum ve ona hınzırca bir cevap veriyorum. Eminim sonradan sonra o da kahkahalarla gülüyor okurken. Yani öyle bir... Hızır satırlar var kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bir diğer taraftan bakıldığında bu kuşaklar arası bir roman ve birçok yan temayı dile getiren bir yanı da var. Ama yine de ben asıl tema neydi diye sormak istiyorum meslektaşıma. Evet Selahattin. Yani Selahattin istiyorsan sen cevap ver diyeceğim. O bana şunu dedi sonra görüştüğümüzde. Ya dedi ben dedim ya çok kötü oluyor ben tek başıma çıkacağım bu şöyle. Olsun dedi sen benim adıma çık. Ama dedim bazı soruları senin cevaplandırman lazım. Ya dedi o zaman yer değiştirirsin, benim sandalyeme oturursun, oradan benim adıma konuşursun. Öyle bir yetki verdi. Asıl tema ne? Şu belki. Dedim ya karakterleri de kararlaştırmadık yazarken. İlk karakter geldiğinde özelliği neydi? General ilk bölüm o. Belki de ilk bölüm olarak o yazılmadı ama bilemeyiz. Spoiler vermeyeyim. Tamam, vermeyeyim. Ama şu, generalin özelliği yenilgi duygusu yaşayan bir insan. Yani bugün işte... Bizim kuşaktan, benim kuşaktan 70'lerine merdiven dayamış biri bir yenilgi duygusu yaşıyor. İşte 12 Eylül dönemini yaşamış, şunu yapmış, bunu yapmış ama sonuçtan memnun değil. Karşısına bir eski solcu avukat çıkıyor, o da emekli aynı kuşaktan. O da bir yenilgi duygusu yaşıyor. Ve bu yenilgi duygusu sadece siyasi bir yenilgi duygusu değil. Hayata karşı yenik düşme. Yani özel hayatlarında da istedikleri gibi gitmemiş. Hiçbir şey istedikleri gibi olmamış. O birazcık da şimdi bugün 78'ler denen bir kuşak var. Ben o tabire çok sinir oluyorum. 68'ler var diye niye bize 78'ler? Kitapta da geçiyoruz. 98'ler, 108'ler mi diyeceğiz? Yani bu kuşağın özelliği çok büyük hevesler, çok büyük hayaller, ütopyalar ya da ülküler başkaları içinde. Onları da unutmayalım. Onların da bir ülküsü vardı sonuçta yola çıkarken bize çok uzat ama onlar da bir idealle ortaya çıktılar. o liderlerle ortaya çıkıp çatışan, birbirini öldüren, ondan sonra bir darbeyle hep beraber üzerinden silindir geçmiş gibi yok edilen bir kuşak var. Bu kuşak büyük hayaller ve büyük yenilgiler kuşağı. İkisi de aynı kuşaktan ve ikisi de o duyguyu yaşıyor. Kitabın yazılmaya başlandığı dönem hemen geçen seneki Mayıs seçimlerinden sonra. Orada da bir yenilgi ve başarısızlık duygusu var. Yani o duygu aslında o iki karakteri o şekilde yarattı. Biri general, biri avukat olmayıp da biri işte başarısız bir tiyatro sanatçısı olabilirdi. Evet. Biri işte çok büyük hayallerle büyük bir ahçı bir lokanta kurmuş ama istediği yemekleri yapamayan biri de olabilirdi. Yani evet. Ama o yenilgi duygusu. Ortak nokta bu. O yenilgi duygusu tabii ki general ve avukat olunca siyasi bir hesaplaşmaya da götürüyor ama başka bir meslekten gelseler de gene o hesaplaşmayı yapacaklardı. Çünkü oradaki yenilgi sadece siyasi çatışmaların yenilgisi değil. Aslında çağın yenilgisi. O yenilgiyi bir kez mesela Birinci Dünya Savaşı sırasındaki o aydınlanma sonrası aydınlar yaşadılar. Çünkü insanlık işte bilim insanlığın yolunu açmıştı, her şey ilerliyordu, teknolojik buluşlar, insanlık birden parlak bir geleceğe gidecekken bir baktılar Dünya Savaşı'nda insanlar birbirini boğazladı. Korkunç bir yenilgi, egzistansiyelizm öyle çıktı. Aslında mesela Sartre ve Camus'a mal edilir ama esas Selinlerin kuşağının yaşadığı bir şey. Sen çok onlar, seversin. Evet, evet. Çevirdiğim insan. Şimdi o bir kırılmaydı aydınlar için. Ondan sonra işte Mayıs 68'in açtığı bir dönem oldu. İşte sosyalizm, ütopya hayalleri şu bu. Arka arkaya işte Sovyetler Birliği yıkıldı. Altından korkunç bir enkaz çıktı. İşte Kamboçya oldu. Adamlar soykırım yaptılar. Sosyalizm adı. Yani korkunç bir içten bir yenilgi duygusu da yaşandı. Türkiye'de o kadar çalkantı oldu. 68 döneminde, 80'lerde darbe oldu, şu oldu, bu oldu. Elde var sıfır. Bu genel anlamda bir yenilgi duygusu ve bununla nasıl baş ederiz duygusu. Onun için siyasi kısmı 12 Eylül hesaplaşması kısmı bir yan bir sorun aslında. O yenilgiyle nasıl baş edilir? Esas mesele o bana sorarsan. Çağın yenilgisi ve bunun bu iki karaktere, Sinan'a ve işte tüm General Ayvazdere'ye yansıması. Tamam, bunu anlıyorum ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Bir şey öğrendiler mi bunlar bu buluşmadan? Soralım. Yani bir şey öğrenmişler midir o karakterler? Bir şey öğrenebilirler mi bu yaştan sonra? Öğrenebilirler mi? Evet. Biraz zor. Biraz zor çünkü yani 70'li yaşlar artık çoğu gitti, azı kaldı yaşları açık söyleme. Bizim Hüsnü Arkan'ın hep her doğum günümde arar, çoğu gitti, azı kaldı moruk der. Öyle bir rahat duygu aslında. Rahat ol, gevşe. Yani bir yandan evet artık hani yaşamın büyük kısmı geride kaldığı için yeni bir şeyi öğrenme hevesi, anlama hevesi biraz çok zorlaması gerektirir. Çok diri olmayı gerektirir bunu yapabilmek. Ama bir yandan da artık iddialar da kalmadığı için, kimseye hava atacak hali de kalmadığı için insanın belki de aslında en iyi de ders çıkarabileceği de bir yaş bir yandan da. Onun için bir şey öğrenmiş de olabilirler çünkü çok sıra dışı bir şey yaşıyorlar kitapta. Yani hayat akışları beklendiği gibi gitmiyor. O karşılaşma bir şey değiştiriyor hayatlarında. Evet. Ama bilmem. Şimdi o zaman Yiğit Bener'e soracağım. Tamam. O cevap verebilir bak. Evet, bu buluşmada, bu kitaptan sonra Yiğit Bener'de değişen neler var? Bak çok güzel bir soru bu. Valla bir kere insani olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Aileme yeni bir fert katıldı. Yani şimdi bundan önce de demin konuşuyorduk işte Selahattin Demirtaş hapiste diye üzülüyorduk. Osman Kavala hapiste diye üzülüyoruz. İşte bilmem Can Atalay hapiste diye üzülüyoruz. Bir sürü insan, değerli insan, bizlerle benzer düşüncelere, hayallere, özlemlere sahip insanlar hapiste. Ama bunlar uzaktan bir üzülme. Gündelik hayatımızı etkileyen bir üzülme değil. Maalesef bir yandan da. Onun için de belki bu kadar toplumun bu kadar geniş bir kesimi bu insanlara sahip çıkabilecekken pek çıkamıyor. Çünkü uzakta görüyorlar bir yerde. Hapiste uzakta, gözden ıraklar. Şimdi Selahattin Demirtaş benim için öyle olmaktan çıktı bu yazışmalar, romanlar. Artık yani gündelik hayatta haberleştiğim, gündelik hayatta şu an ne yapıyor diye merak ettiğim bir aile ferdi oldu benim için. Yani şu an birden hapiste bir akrabam oldu. Bu bir şey değiştiriyor hayatımda. Bir kere konuşabildiniz yüz yüze olarak. Ya evet, o da kitap bittikten sonra işte geçen hafta Edirne'ye sembolik olarak kitabı ona teslim etmeye gittik. Görüşebilme umudum yoktu. Avukatıyla görüştük, bir başvuralım bakalım dedi. Çünkü normal aile ferdi olmayınca, avukat olmayınca ya da işte milletvekili olmayınca görüşemiyorsunuz. Ama bir istisnai olarak bir başvuruda bulundu ve sağ olsunlar. Yani onlara da teşekkür ediyorum. Savcıya da, hapishane idaresine de, Adalet Bakanı'na da, çünkü onun da haber olmadan bu izin çıkmaz bence. Keşke bunlara gerek olmasaydı tabii, o ayrı mesele, ama oraya girmeyeyim. Gene de bir özel izinle görüşebildik, 1,5 saate yakın üstelik. Tabii cam arkasından telefonda konuşarak, yani kapalı görüşme koşullarında. Ama düşün ki yani işte 5 yıldır yazıştığım, son 1 yıldır neredeyse her gün haberleştiğim, birlikte roman yazdığım bir insan, bir dostum. Ve ilk defa göz göze geliyoruz. Yani çok tuhaf bir andı. Ama şu tarafı güzel, başta bir espriyle girdik konuşmaya ve 1,5 saat hiç kesintisiz daldan dala atlayarak, hani iki dost karşılaştığında ne konuşur? O şekilde hep derler ya, gerçek dostlar 2 yıl görüşmeseler bile kaldıkları yerden devam ediyor. Ya hatırlıyor musun, sen 2 sene önce bana şöyle demiştin falan. Bizimki de öyle oldu. Böyle kaldığımız yerden devam ettik. İnsan olarak da çok hoş bir insan Selahattin Demirtaş. O esprisi, o zekası, o enerjisi. Yani göğe hapiste olan o. Biz dışarıda bazen işte moralimiz bozuluyor, depresifleşiyoruz. Bir tweet atıyor kettle'ıyla, bütün moralimizi yerine getiriyor. Böyle de bir insan. Yani onun için çok çok mutlu oldum tabii o görüşmeye. Ama şimdi bu değişti. Bir değişen bir şey daha var, korkarım. Daha çok başındayız. Yani inşallah çok olmaz diye düşünüyorum bir yandan da. Ben kendi halimde bir edebiyatçıyım. İstiyorsun yani. Ama öyle yani işte çok fazla insan içine çıkmam. Yazarım. İşte bir iki dostum vardır. Şimdi tabii Selahattin Demirtaş çok daha görünür bir insan. Siyasetçi kimliğinden de ötürü. Onunla ortak roman yazınca işte insanlar kimmiş bu Yiğit Bener diye merak edenler de oldu. Selahattin'le esprileştik hatta. Şimdi dedim, milyonlar seni merak edecekti. Selahattin ne yapıyorsun dedim, milyonlar aman Allah korusun. Ha bir yandan da bu, evet bu kitap çok okunsun, çok insan okusun, çok insana erişsin istiyorum ama bir yandan da şimdiki o kendi halindeki edebiyat, işte bir dakika ya ben köşemde kalayım, Selahattin'le konuşun, onunla tartışın diyesim geliyor. Selahattin sen cevap ver şu sorulara Allah aşkına. Evet, Yiğit Bener popüler olmak istemiyor. Yok. Anladığımız kadarıyla bu. Kaçınılmaz olacaktır yani bu bence buna hazırlan. Yaramı deşme, yaramı deşme. Tamam. Şimdi peki efendim, gelelim Arafta Düet'in kadınlarına. Burada senden böyle bir soru gelmesine niye şaşırmadım? Şimdi Meltem ve Gülşen ya okurken yani bizim 3 aşağı 5 yukarı kuşaktaşımız kadınlar ve buradaki kahramanlarımızın tırnak içinde eşleri. Ama perişan haldeler. Çünkü o kadınlara, o kuşaktan kadınlara, bizim annelerimizin daha da eskiye gidersek kuşağından kadınlara hayat hakkı tanınmadı ki. Yani ancak onlara verilen işte Gülşen, Ayvazderen eşi, ona iyi bir eş ol demişler. Aşk yok evliliklerinde, bir görev evliliği. Evet. Tek yapabileceği şeyin evlatlarına anne olmak. Bir general eşi. General eşi olarak evet. Bir statüyü dolduruyor ve çocuklarına annelik yapıyor. Tek hayattaki varoluş şeyi bu. Ondan sonra da ölüp gidiyor kadıncağız. Öbürü Meltem biraz daha hırt. O bakıyor ki işte bu toplumda ancak bir kocan olursa ve bir çocuğun olursa toplumsal olarak kabul görebiliyorsun. İşte buluyor bir tane fazla zararsız bir adam. Onunla evleniyor. Çocuğu da yapıyor. Ondan sonra adam da zaten mızmız olduğu için onu sepetliyor, gidiyor. Biraz daha varlıklı, ona daha iyi hayat yaşayacak başka bir koca buluyor. Ama o biraz daha cabbar, savaşçı o. Kavga da ediyor. Dövüyor da erkekler ama onun da kendine ait öyle İstediği gibi bir yaşam sürememiş belli ki. Bir Aysel karakteri var. Ona geleceğim. Aysel böyle daha sağlam duruyor ama onun da çenesine vurmuş gibi geldi. Çünkü o da mesela işte bizim kuşakta... Çok başarılı bir öğrenciyken. Çok başarılı bir öğrenci, çok zeki bir kadın. İşte bizim kuşakta da çok vardı. Devrimci hareketin içinde bir sürü çok kadın vardı. Ama hiçbiri ön planda rol oynayamadı. Onlar devrimci bacılarımızdı. Kenara itiliyorlardı. Arka planda görev yapmaları isteniyordu onlardan. Tam erkek egemen bir hareketti bizim dönemin hareketi. Yenilgi sebeplerinden biri o bana sorarsan ayrıca. Feminist hareketi o kuşaktan kadınlar darbeden sonra erkekler hapisteyken veyahut da yenilginin etkisiyle geri plana çıkmışken o kuşaktan gelen sosyalist geçmişten gelen kadınlar feminist hareketi, feminist okumalara başlar. İşte Kaktüs'ü kurdular, şimdi kurdular. Yani öyle başladı feminist hareket Türkiye'de. Ama onların zamanında o geçmiş olmadığı için, o okumalar da olmadığı için, o kitaplar da çevrilmemiş olduğu için Türkçe, bir de o da var işin içinde. Onlar da güdük kaldı. Yani aslında o kadın çok başka yetenekleri varken o da işte hayran oldu, bir devrimciyle evleniyor, bir de adam dönek çıkıyor tabii. O iyice rezalet. Ama onların muhabbeti de yani şimdiki zaman içerisindeki muhabbeti de Aysel'e helal olsun dedirtiyor. Evet. Bizim sınıf arkadaşlarım, Ankara'dan sınıf arkadaşlarımla biz Zoom Toplas'ta kitabı konuştuk evvelsi gün. Bir dostum dedi ya, Aysel dedi, çok iyi tanıdığımız bir karakter dedi. Hemen lazım öyle bir Aysel dedi. Çok hoşuma gitti. Yani kendi hayatı gitmiş, o ayrı bir konu ama hani sağlam tavrıyla, basıyla. Evet, sağlam basıyla gayet güzel. Peki gelelim genç nesle. Şimdi genç nesle baktığımızda Berfin var. Berfin'in hayatı travmalarla dolu esasen ve o da bir biçimde yakın tarihimizde tanık olduğumuz bir toplumsal çalkantının içerisinden geçerek karşımıza çıkıyor. Ama biz ona güveniyoruz. Hem Selahattin Demirtaş güveniyor, hem Yiğit Bener, hem de okurlarının ona güvenmesini istiyorum. Bizden geçti. Bunu kabul etmemiz lazım. Biz artık evet bir birikimimiz var, entelektüel birikimimiz var, hayat tecrübelerimiz var ama biz artık aktör değiliz bu toplumsal hayatta. Bunu bilmemiz lazım. Bazıları hala o iktidar konumlarını terk etmemek için yapışıyorlar kene gibi oraya ama yani artık bırakalım. Toplumun çoğunluğu bizden 30 yaş genç insanlardan oluşuyor. Bize ihtiyaç duyarlarsa fikrimizi sorarlar. Akıllılar onlar ama biz artık bir köşemizde duralım. Evet. Nitekim gördük. Bunca yıllık Türkiye'deki sosyal mücadeleler tarihini bir gözümüzün önünden geçirelim. Osmanlı'dan bu yana Gezi gibi gelişkin bir şey var mı? Gezi gibi kitleselleşmiş bir şey var mı? Gezi gibi sadece siyasi değil, değerler açısından bambaşka değerleri kitleselleştirmiş bir şey. Direnişin ortasında müzik var. Direnişin ortasında kütüphane var. Direnişin ortasında dayanışma var. En modern teknolojilerle en radikal örgütlerin beceremediği bir örgütlenme becerisi var. Bu gençler bunu yapabilmişse ve bu olgunluk düzeyindelerse Boğaziçi direnişini al. Mesela. Gençlerin yayınladığı bir bildiri vardı. O bildirideki olgunluk bizim zamanımızda hiç olmadı. Şimdi bu gençlere güvenmeyeceğiz de ne yapacağız? Onlar yapar. Ben onlara güveniyorum. O olgunluğa saygı duyuyoruz. Bambaşka perspektifle. Bizim travmalarımıza da çok travma yaşayan gençler var. Ülkenin tabii doğusuyla batısında yaşanan travmalar ayrı. Kürdistan bölgesinde yaşanan çatışmalar, orada yaşanan acılar, oradaki cinayetler, oradaki ölümler o bambaşka bir şey. O travmalar orada da var. Batı'da da var sonuç olarak. Buradan İstanbul'dan, Ankara'dan kalkıp giden gençler bombayla 100 kişi birden öldü bir seferde. Yani o travmalar yok değil, kaybolmadı. Ama başka gerçek dünyayla da daha bağlantılı bir kuşak bu. Onun için onlar bir şeyi değiştirecekse onlar değişecek. Biz artık kitap yazarız. Kitap yaz, edebiyat. İsteyen okur, isteyen okumaz. Evet, yani o ayrı bir konu. Şu aşka atıp var bir de kitabı da. Yani aşksız olmaz tabii ki. Aşk yoksa hayat yok ya. Evet, yani çok net. Ama bir de gençlerin aşkına. Yani işte bizim kuşaktaki insanların aşkı burada gerçekten çürümüş. Birbirlerini yiyip duruyorlar ama Berfin ve Can Yücel'in aşkı burada bize bir umut vaat ediyor. Tabii onların aşkından ne olacak sonra bilmiyoruz. Bütün aşk masallarında bilirsin. Olur, evet. Kavuşmaya kadar gider. Ondan sonra çorapları, çamaşırları kim yıkıyor orada iş değişir. Evet. Ama ben bu kuşağın kadınların da öyle çorap yıkayacaklarını falan zannetmiyorum. Yani, yıkatırlar belki. ama yıkamazlar. Daha başka olur. Ama onların dünyası nedir? Onların ilişki kodları nedir? Çok farklı. Orada da çok değişimler var. Yani romanın iki kahramanı da gençliği anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum diyorlar. Evet öyle değil. Uysuz ihtiyar ikisi de. Uysuz ihtiyar. Kesinlikle. Ama aşk burada hakikaten en azından şu yaşlarında bize umut vaat edecek bir yerde. Keşke gençleri de rahat bıraksak da hakikaten hayatlarını aşk içinde, mutluluk içinde yaşasınlar. Keşke okullarına koymasak. Keşke haberleşmelerine engel olmasak. Keşke sokaklarındaki hayvanlarını öldürmeye kalksak. Ya bırakalım insanlar yaşasın ya. Yani ama bu düzen öyle bir düzen ki hem sadece siyasi baskı da değil. Cep telefonundan haberleşecek. Oraya pat reklam düşüyor. Ekranın yarısını kaplıyor. Ya çek şu reklamını. Her şeyimiz para, tek değer para oldu bu toplumda. Bir nefes aldırmıyor. Yani gençlerin önündeki en büyük tehdit o aslında. Gerisiyle baş ederler ama o her şeyi paradan başka değer tanımayan bir toplumdayız. Yenilgi duygusu bu aslında. Her şey paraydı. Her şey para. Başka bir şey yok. Başka değer yok sanki. O değerleri belki hatırlaması lazım toplumun. Esas önemli olan kaldıraç o. Şimdi bir diğer taraftan Tümgeneral Ayvazdere'nin bu gençlere aşık olsunlar veya olmasınlar bambaşka bir ışık tuttuğunu da görüyoruz. Ve hatta bir yerde Sinan bunu fail travması olarak nitelendiriyor. Buna ne dersiniz efendim? Şimdi fail travması tabii çok tartışmalı bir konu. Psikiyat Şahap Eraslan'ın çok güzel makaleleri var. Artı gerçekte bu konuda toplumsal konulara psikiyatrik açıdan bakan güzel makaleleri var. Orada da keşfettim kavramda. Şimdi fail travması tabii bu failleri acıyalım. Vah zavallılar, onlar da adam öldürdükleri için çok mağdurlar anlamına gelmiyor. Ama sonuçta insanın başka bir insana eziyet etmesi, öldürmesi de insanın doğal kodunda var olan bir şey değil. o hale getiriliyor. Mesela Raquel Dink'in Hrant Dink öldürüldükten sonraki o cümlesini unutmayalım. O da bir bebekti ve bir canavara dönüştürdü bu toplumu. İnsanları canavara toplum dönüştürüyor. Beyin yıkayarak, koşullandırarak, karşındakini bir böcek olarak görmeye koşullandırarak, o insan değil, o bizden değil, o bizim gibi değil, yabancılaştırıp eziyet etmeye koşullandırıyor. O askerlikteki şey de o, disiplin nedir? Öl dediği zaman öleceksin, öldür dediği zaman öldüreceksin. Bıraksan düşünsen karşındakini öldürmez. Ve o büyük savaşların sonunda hep bu yaşanmıştır. Cephedeki kardeşleşme diye geçiyor. Yani karşındaki askere birden ya ben bunu niye öldüreyim diyor. O bana bir şey yapmadı ki. Eğer onu bir üniforma olarak, bir düşman olarak kodlarsan, düşmanı yok etmek için vatana hizmet kurşunu çekersin. Ha. Ama onu bir insan olarak gördüğünden yapamazsın bunu. Ve yaptığın anda da bunun travmasını da yaşarsın. Ben buna tanık oldum. Mesela bir çok yakın dostumun babası, emekli albaydı o da, Kore Savaşı'na katılmış hem de gönüllü olarak. Ve sonraki yıllarında hep oradaki bir savaştaki bir çatışma ve bir düşmanını, Çinliyi bıçakla öldürmüş. O sahneyi anlatıp anlatıp ağlardı. Aradan 30 yıl geçmiş. Ve asker mesleği bu. Adam öldürmek. Yani askerlik mesleğin şeyi o. Vatanı korumak için adam öldüreceksin. Ama o işte o travmayı o yıllar sonra yaşamaya devam ediyordu. Yani insan insandır. İşkenceci de bir insandır. Ona merhametle bakalım, hoş görelim demek değil bu yaptığı eyleme. Evet. Ama hiç kimse böcek değil burada. Ki böceklere bile merhamet ediyoruz. Çünkü böcekleri yok edince işte çiçekler polenlenmiyor. Tarım ölüyor, şey ölüyor. Yani böceklere bile merhamet etmek zorundayız. Doğayla uyumlu olmak zorundayız. Evet. Hele insanlarla başka. Zalimler bazen yaptıkları zulmün farkına vararak yıkımı onarma yoluna giderler. Bütün zalimler için dileyelim bunu, değil mi? Yani yapamasalar da çekilseler kenara da biz onarırız. Toplumu biz onarırız. Çekilsinler. Yeter artık yani. Şimdi kitabın sonuna doğru bir polisiye lezzet devreye giriyor. Bunu da merak ediyorum tabii. Bunu birlikte mi istediniz? Ya o da kendiliğinden gelişti. Allah Allah. Yani öyle bir kurgu, öyle bir oluştu ki birbirimize oyun oynayalım, birbirimize göz kırpalım, birbirimize tuzak kuralım şeyde derken gizemler birikti. O gizemler silsilesi gelince de o polisiye kaydı. Bir de aslında edebiyatın özünde de o yok mudur? Yani ne anlatırsan anlat, çok dramatik bir şey bile anlatsan, o bir merak ettiren bir kurgu, bir hikayenin bir izleyi olduğu zaman daha farklı okunuyor roman. Bir de burada şimdi mesela tek kişi yazsaydı, değil mi ya, yazar ikinci bölümde ne yazacağını bileceği için oraya bir kurgu koysa bile, soru işareti bir çengel atsa bile onun şeyi farklı olur. Halbuki burada işte bir bölüm okuyorsunuz, tuhaf bir yerde bitiyor. Ne gelecek arkasından derken başka bir anlatı giriyor. Öbürünü merak ederken bu anlatıda da bir gizem çıkıyor ortaya. Gizemler birikerek gidiyor. O da öyle bir sürpriz son yarattı kendine. Çok ilginç. Bunu beklemiyordum gerçekten. Biz de beklemiyorduk. Vallahi bir laf anlamadık. Yani son bölümü kimin yazdığını söylemeyeceğim ama öyle bir karar aldık. Tamam. Hangi bölümü kimin yazdığını söyleyeyim. Ama yani son bölüm yazıldığında öbür yazara da çok büyük sürpriz oldu. Çok iyiymiş, çok iyiymiş. Peki hani şurada bitiriyoruz dediniz mi? Yok işte, demin de söyledim. Yani baktık ya roman bitmiş, tüh üzüldük de. Ya ama burada bitmesin, bir devam edelim, hatta bir çengel falan atalım, devam belki gelir diye. Ama baktık edebi olarak evet ya burada bitmesi doğrusu. Burada bitsin dediniz. Edebiyat peki. Bize bitti dedi. Yoksa biz bir 10 cilt daha yazardık. Bu da iyiymiş. Peki şimdi 6 Temmuz'da çok gelmek istememe rağmen gelemediğim bir buluşma gerçekleşti. O buluşmaya kimler katıldı, neler oldu, ne yaptınız? Şimdi şöyle... Bizim biliyorsun, sen de varsın içinde, Mine Söğüt'ün başlattığı bir edebiyatçılar arası buluşma. Çünkü eskiden işte edebiyat dergileri varmış, ortamlar varmış, insanlar buluşurmuş. Efsane olarak okuyoruz geçmişte, işte babalardan, amcalardan biliyoruz. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Bu yabancılaşma, insanların birbirini atomlara bölmesi toplumun, edebiyatçılar, sanatçılar içine geçerli. Küçük gruplar halinde belki buluşuyoruz ama biz birbirimizi görmüyoruz, etmiyoruz, konuşmuyoruz, tartışmıyoruz. Mine bunu bir araya gelelim istedi. İşte ayda bir buluşalım istedi. Bir hareket başlattı. Sonra orada bir başka hareketler başladı. İşte bir ortak grupla haberleşme, işte şunu şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak derken o çerçevede ben bu romanın hikayesini anlattığım zaman dedim ki ya biz şimdi Edirne'ye gitmek istiyoruz. Kitabı sembolik olarak yazarına çünkü işte hep yok burada. Kitabı tanıtacağız. Selahattin'in yokluğunda tanıyacağız. Olmaz. O madem Edirne'de, biz de gidip Edirne'de avukatına en azından kitabı sembolik olarak teslim edelim. Onun bulunduğu mekanda ilk tanıtımı yapalım istedim ben. Ve işte yazar dostlarıma da bahsedince, hani isterseniz siz de gelin. Çünkü Selahattin Demirtaş, tamam, bir siyasi lider Selahattin Demirtaş var. Bir de bizim meslektaşımız edebiyatçı Selahattin Demirtaş var. Ona edebiyatçı olarak sahip çıkmak başka bir şey. Tabii. Onun için biz gidersek çok daha hoş olur dedim. İşte gelebilecek olan birçok insan gelmek istedi. Sen de dahil olmak üzere. Gelemeyenler vardı, uzakta olanlar vardı. Çok kısa zamanda gerçekleştirdik bunu. Toplam yanılmıyorsam 14 edebiyatçı arkadaşımla beraber, basın mensuplarıyla. Evet. İsimlerini tek tek saymayacağım. Birini unutursam çok ayıp olur. Yok. Haberlerde var, yazarız onu sonra. Hep beraber buluştuk Edirne'de. Orada bir tarihi konakta bir araya geldik. İşte, çok güzel bir fotoğraf. Çok hoş bir toplantı oldu. İşte yayıncı Emir Ali Türkmen Dipnot Yayınları adına ev sahibi olarak bizi ağırladı. Ben işte kitabın sürecini biraz anlattım. Ondan sonra da her bir edebiyatçı arkadaşımız çıkıp bu projeyi nasıl gördüklerini, nasıl yorumladıklarını anlattılar. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü orada çıkıp sadece işte biz o insanları oraya figüran olarak davet etmedik. Her bir edebiyatçının ayrı söyleyecek bir sözü var. Her birinin o kitaba bakışında dikkat çektiği, kendisi için önemli gördüğü bambaşka boyutlar var. Bu zenginliği orada yaşadık. O çok güzel bir anda. Herkes çok farklı şeyler söyledi. Yani bir kitapta ne kadar çok hikaye türedi, çoğaldı, sesimiz çoğaldı. Doğal olan da bu değil mi? Olması ki edebiyatın gücü burada zaten. Evet. Ve o toplantıyı yaptık orada. Ondan sonra hep beraber ayrıldık. Çok güzel bir andı. Keşke birçok başka konuda da bunu yapsak. Mesela arada edebiyatçılar olarak işte belli konularda bildiriler imzalıyoruz ortak. Ben mesela bundan yana değilim. Bizim her birimizin söyleyecek özgün tekil bir sözümüz var. Bu sözlerin korosunu, hatta kakafonik olsun, hep bir ağızdan konuşalım. Hoş bir uğultu olsun, bir itiraz olsun. O daha hoş zengin bence. Hoş uğultu değil mi? Asıl güç orada sanki. Asıl güç orada bence. Tek tipleşmede değil. Kendi özgünlüklerimizi koruyarak koro halinde konuşmak daha anlamlı. Yorumlar nasıl? Valla şimdilik çok iyi gidiyor. Yani birçok edebiyatçı dostumuzdan makaleler geldi. Çok güzel, çok hoş yorumlar var. Sibel Oral'la bir söyleşi yaptık. Orada sanki üçümüz aynı mekandaymışız gibi. O da hoş, esprili bir söyleşi oldu. Yani şu an tepkiler çok iyi. Çok olumlu karşılandı. Hem kitabın bir hikayesi var. O bir merak uyandırıyor, ilgi çekiyor ama şimdi yavaş yavaş kitap piyasaya çıkardı. Daha bir hafta oldu. Kesinlikle. Yavaş yavaş okuyanlar da bu sefer kitabın içeriği hakkında da konuşmaya başlıyorlar. Hem edebi olarak hem felsefi içeriği. Birçok yerde de görüyorum. Evet, çok dağıtım da iyi ki bu dönem hem yaz dönemi olması itibariyle hem de ekonomik kriz var. Kitapçılar çok fazla sipariş veremiyorlar. Ellerinde nakit akışlarında sıkıntılar var. Ona rağmen iyi gidiyor inşallah. Daha da iyi gider. Başlamadık daha imza günlerine. Sistematik onlara da başlamadık. Başlayacağız. İmza için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim tabii. Borcu efendim, ne demek. Efendim, Arafta Düet için teşekkür ediyorum. Hem size hem de Selahattin Demirtaş'a. Evet. Beraber yazdık. Beraber yazdık. Arkadaşımla. Yiğit, ellerine sağlık. Sağ olun. Bugün bu sıcakta geldiğin için de ayrıca. Koşa sen yeter ki çağır. Gelsin. Sağ ol. Evet efendim, Zeytin Dalı'nda Arafta Düet dedik. Selahattin Demirtaş ve Yiğit Bener'in ortak kitabı. Okurken Türkiye'yi ve Türkiye'deki birçok başlığı hatırlayacaksınız ve düşünmek kaçınılmaz olacak. Zaten biz edebiyatçıların da yaptığı 3 aşağı 5 yukarı bu efendim. Kendinize iyi bakın. Zeytin Dalı'ndan sevgiler, saygılar.